Bayraktar TB2'ler Karabağ'da attığını vurdu. Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirdi. Suriye, Irak gibi sınır ötesi operasyonlarda Türk askerine hizmet etti. Selçuk Bayraktar yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kızılelma içinse muharebe tarihinde devrim yapacak dedi. İzleyelim. Tabii Bayraktar TB2 bir anlamda dünya tarihine damgasını vurdu. İşte Karabağ'da siyalarla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sözlerine böyle başladı. Yeni insansız hava araçları için muharebe tarihinde devrim yapacak ifadelerini kullandı. Bayraktar TB3 ve Kızılelma şayet bir gün görev alma imkanına erişecek olursa, nasıl ki Bayraktar TB2 siyalar dünya muharebe tarihinde paradigma dönüşümünü yaptılar, bunlar da muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Şimdiden buraya not düşmüş olayım. Selçuk Bayraktar İstanbul'da Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. SİHA ve insansız savaş uçaklarından sonra hedef uzay dedi. Kızılelma bizim ürettiğimiz, geliştirdiğimiz bir anlamda son platform. Ondan sonra uzay çalışmaları başlıyor. Yörünge transfer araçları ve alçak yörünge takım uyduları üzerine çalışıyoruz. 5-10 seneye ciddi şeyler inşallah olacak diye gayret ediyoruz. Selçuk Bayraktar uzay girişimini tümüyle kendi kaynaklarımızda kimseden bir kuruş destek almadan Baykar'ın ihracattan elde ettiği gelirler vasıtasıyla kurduk dedi.